Sizler değerli izleyicilerimiz bu haberimizi takip ederken değerli konuklarımızı da burada ele aldık. Dün ortaya çıkan bir açıklama vardı. O da malum biliyorsunuz bu törene katılan İranlı yetkililer 3 helikopterlik bir kafile aslında. Yani 3 helikopter gidiyor, 3 helikopter geri dönüyor. Ama her ne hikmetse onlardan geri dönüş olduğunda sadece reisinin helikopteri düşüyor. Hani bu nasıl oldu diye sorulduğu zaman geriye dönebilen helikopterde İran Cumhurbaşkanı reisinin bir anlamda işte ofisinin sözcüsü, özel kalemi gibi diyelim yetkili çok tuhaf bir tablo çiziyordu. Çok kısaca özetleyeyim. Yetersiz kalırsam belki kendi anlatımını da ekranlara taşırız. Yani biz kalktık. Günlük güneşlikti hava, geriye dönüş yolculuğuna başladık. Filo komutanımız zaten reisinin pilotuydu. Yola çıkmamızda sorun yok dedi. 45 dakika biz sorunsuz seyrettik ama 45 dakika sonra filo komutanımız dedi ki, reisinin pilotu dedi ki, vadinin üzerinde bulut kümesi var, onun üstüne çıkın da uçun. Biz de üstüne çıktık, uçtuk. Sonra dönüp bir baktık ki arkamızda yok reisin helikopteri. 30 saniye önce bir anda kesildi. Ve biz dönüp geri arasak da bulamadık, biz gittik indik, onlar düştü gibi bir açıklama. Söz konusu yetkili aynı zamanda şunu söylüyor, az önce size Karabağ Azerbaycan'dır açıklamasını aktardığımız Tebriz Cuma İmamı. Maalesef son saatlerinde can çekişmiş orada. 3 saat boyunca bir uydu telefonuyla temas kurduklarını söyledi. 3-4 saat konuştuk. Zaten hani durumu da iyi değildi. Sonra da zaten bir haber alamadık. Orada vefat etmiş dedi. Şimdi böyle baktığımızda sizin yorumunuzu bunları da... Şimdi şöyle açıkçası Sayın Nur Hanım. Bir kere İran tarafından çok çelişkili açıklamalar var. Ve İran hiç bu kadar dağınık... Kafalardan dağınık sesler çıkmamıştı İran'daki gelişmelerle ilgili. Yani İran'la ilgili bugüne kadar birçok gelişme oldu. Yani en azından en basit örnek vermek gerekiyorsa daha yakın zamanda 27 Kasım 2020'deki Fahrizade suikastı mesela. Doğru. Bu konuda mesela çok net. Nükleer programı seyretmiş. Evet, dediler ki bu İran'da işte Mossad ajanı ve İran içerisinde böyle bir eylem yaptı ve bunlar da hem İran içerisinde olan yani İran yerlisi vatandaşlarından olan ajanlar vardı hem de dışarıdan gelenler vardı. Sonra kaçtılar. Sadece kaçmayla ilgili çok fazla da üzerine gitmediler. Kimine göre yani Irak kuzeyi üzerinden, kimine göre Afganistan'dan kaçmış şeklinde de açıklamalar vardı. Şimdi bu konuda çok ciddi anlamda çelişkiler var. Çelişki şu. İşte mesela size bir çelişki daha anlatayım. Buradaki insanların çoğu yanmış. Evet. Sizin dediğiniz gibi olsun farz edin. 45 dakika sonra gittiniz. Nasıl bilmiyorsunuz nereye düştüğünü? Hadi bağlantı kurdunuz. 3 saat konuşabiliyorsanız o zaman nasıl tespit edemediniz yeri? Değil mi? Orada bir sinyal çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Ben şeyi gördüm ki yayınlanıyor. Enkaz, yani evet. Bunlar sonuçta şey değil dışarıda. Uçak helikopter paramparça olmuş gibi gözüküyor. Yani özellikle önden gitmiş. Şimdi bu şüphe neye uyandırıyor? Ne şüphesi uyandırıyor? Siz az önce verdiğiniz helikopterin etrafında reis oturuyor ve çok ciddi bir kalabalık var. Bu fotoğrafı bir daha verebilir misiniz? Evet, bir daha yönetmenizden rica etsek. Yani çünkü yani belli ki orada evet, mesela işte bu. Merhum reisi gitmiş oturmuş. Etrafta öyle bir kalabalık var ki bunlar gidecek. Daha Emir Abdullahyan daha konuşuyor, gülüyor falan. Evet. Siz buyurun. Fotoğraf çektiriyor. Şimdi evet. Şöyle anlatayım. Aslında yani burada epey bir zaman geçmiş. Üç helikopter. Kafayı bir şey koyan olmuş olsa gidip yapıştırabilir yani. Şimdi 3 helikopter. Aslında Dışişleri Bakanı helikopter ayrı. Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanı'yla bir şey konuşmak için biniyor. Yani Cumhurbaşkanı helikopteri, Dışişleri Bakanı helikopteri, bir de iki öbür bakanı taşıyan 3 helikopter. Şimdi ilk net bilgi burada İbrahim Reis'in özel kalem müdürünün konuşması çok önemli. Çünkü bu helikopterde değil, bir başka helikopterde. Kurtulan iki helikopter. Kurtulan iki helikopterde ve İran'da hiçbir resmi açıklama olmazken kazanın nasıl olduğunu ondan bir duyuyoruz. Dakikalarına kadar. İşte kalkışı anlattı. 3 helikopter ana kumanda İbrahim Reis'in pilotunda. Sizin de az önce anlattığınız gibi alçak uçuştan bulutların üzerine çıkıyoruz. Dedi. Bu 30 saniye oldu diyor. Bunu bir de televizyona söyledi. Evet, bu, yani evet. Sosyal medyada bir açıklama da değil. Tabii tabii televizyonda İran. 30 saniye çıkıyoruz. Bu 30 saniye üzere çıktığımızda bizim pilotumuz dedi ki, bizim helikopteri kullanan pilot, reisinin helikopteri inen dedi, temasımız göz temasını ilk başta kaybettik. Sonra telsizle de ulaşamadılar. Benim bulunduğum helikopter diyor özel kalem müdürü, 1-2 dakika
bir zaman diliminde burada daireler çiziyor. Geriye dönüp baktık biz ama bulamadık. Bulamadık. Diyor. Sonra pilotlar dediler ki diyor iki faydasız geri dönelim faydasız, demişler. Hayır, madene iniyorlar. Hayır. Evet, evet. Buraya lokasyona çok yakın bir maden. Evet evet. Bakın buraya kadar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ve madendeki ambulans, bir maden işletmesi mutlaka bir ilk yardım ambulans personelle de arama yapıldı. Şimdi 15 saat bulamadılar. Diyelim 12 saatin üstünde. Hatırlayalım öğleden sonraki zaman diliminden sabah 5'e kadar. Bulamadılar. Şimdi bu helikopter, düşen helikopter, öbürkü uçan. Ben bir gazeteci olarak soruyorum. İzini kaybettiğiniz yer belli. 2 dakika turladınız belli. Bunun koordinatları belli. Belli değil mi? Belli. Tabii tabii belli olmaz mı diyorum yani. Belli. Tabii. Ve aynı lokasyonda bir şeyindeyiz. Hani biz çocukluğumuzda oynardık, bir işaret koyardık. Bütün çevrenin çember gibi en basit bir insan mantığıdır bu. Bunlar profesyonel pilotlara eğitim. Siz 12-13 saat... Ne arıyorsunuz? Bir, elde bir. Gelelim varan iki. Kazadan sonra özel kalem müdürü birçok telefonu açıklıyor. Sadece pilotun telefonu çalıyor. Şey ana pilot. Evet. Ana pilotun eri ve onu Ali Haşim açıyor. İki, İnsanlar paramparça olmuş. Defaatle görüştük durumunun kötü olduğunu. Evet. Kötü olduğu sonra ve ben çok eminim açıklamadıkları da var. Defaatle görüştü. O kısa sadece. Evet. Yaralı olduğunu bilmesi. Şimdi bunları hepsini elde ediyoruz. Bu sabotaj gibi bir kaza. Resmi açıklama kaza, sabotaj kısmı da bizim sorgulamamız ve şüphemiz. Ama Sayın Hanım, açıklayan kişi çok önemli. İbrahim Reis'in özel kalemi. Ey İran halkı, ey dünya bilin diyor. Akıl sahibi insanlar bilin diyor. Reisi böyle öldürüldü diyor. Şimdi hani İranlılar çok rahatsız. Akıncı'nın bulmasından rahatsız. Evet, onu vereceğiz şimdi. Cumhurbaşkanımız helikopterin sert inişi sonucu oldu diyor. Ya, şimdi öyle bir yalan attılar ki, bu yalan atma. Az önce siz askerleri evet. gösterdiniz değil mi? Evet. Ciddiyetsizlik. Genelkurmayı, İran Genelkurmayı. Nasıl aradıkları? Hayır, bir açıklama yaptı. Hindistan'daki dedi görevli SİHA'mız. Yani İran o kadar global bir aktör ki. Hindistan açıklarında SİHA'sı var. Hemen acil gel Cumhurbaşkanı evet, kayıp. Evet. Türk SİHA'sı bulmadı. Bizim tabii, buldu. Tabii tabii. Ama bugün biliyorsunuz savunma... Bakan var. Şimdi vereceğiz onu. Tabii. Şöyle hayır, bu, şimdi, bu arama görüntüleri vardı. Şimdi bir sevgili Süleyman Erol'dan ben bir rica edeyim. Şimdi, o kağıt parçası üzerinde arama görüntülerini de verelim. Hani nasıl aradıklarına dair evet. bir görüntüydü. Şimdi burada bakılması gereken İbrahim Reis'inin daha doğrusu Dışişleri Bakanı Alimir. Dışişleri Bakanı. Tabii. Onlar da böyle arıyorlar. Tabii arıyorlar. Arama oradaki bir tamam diyor buradadır diyor. Tabii, bu bir ciddiyetsiz. Şimdi evet. kamu diploması denen bir şey var Sayın Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Böyle aranmaz işte. Tabii ki. Siz harita üzerinde Sayın değil. Hayır, bir de yani. Sayın Hanım. Şimdi bir sinek düşmemiş ki. Yani şunun üstüne ne arayayım ben? Koskoca bir helikopter nasıl bulamazsınız ya? Sayın Hanım. Buyurun. Siz yılların duayen gazetecisiniz. Birçok kaza gördünüz. Bundan zamanımızın teknolojisinden daha düşük öyle olaylarda bile. Yani. Daha kısıtlı devletler. Bırakın daha kısa. Müthiş bir arama kurtarma gerçekleştirdi. Yani buraya Türkiye'de yitirmiş profesyonel bir izci çocuğu git. Bunlardan daha iyi arama yapar. Bulmak istememişler. Yani bu görsellerin paylaşılması çok ciddi anlamda bir dezenformasyon ve acemilik var. Bakın devrim muhafızları komutanı bu. Bunlar da bölge komutanları. Zaten ben o akşam Ali Hocam şöyle bir yorumda bulundum. Şimdi bir arama kurtarma, Kızılay arama kurtarma üzerine elbette gidecekler. Ama apar topar bu genelkurmay, genel komutanın gittikten sonra devrim muhafızları genel komutanın bu işin içinde bir şey var. Zaten bölge komutanı orada. Olay yerine gitti. Bir bilgi, tabii arkadaşlarımızın aktardı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısını karıştırmamışlar. Muhammed El Muhbir'i karıştırmamışlar. Yani şu anda vekaleten Cumhurbaşkanı üstlenen. Evet. Hayır, yani birinci tabii. yardımcısı yani. Cumhurbaşkanı en yakın adam. Orada da çok ciddi kriz yaşanmış. Şöyle bu ama helikopter... arama kurtarma şeyi ekibi bunlardan mı talimat alarak mı yapıyordu? Herhalde. Eğer bunlardan alıyorlarsa o felaket. Zaman bunun iç, çok daha felaket. Felaket. Zaten o akşam o gece yayını takip ederken İran Kızılay'ın açıklamasını devrim muhafızları yalanladı. Devrim muhafızlarının açıklamasını Cumhurbaşkanı Kızılay. Birinci Yardımcısı yalanladı. Her şeyi bir kenara bakın. Dünyanın en önemli haber ajansı 3 defa haber düzeltmek zorunda kaldı. İranlı kaynaklardan dolayı. O gece 3 defa haber düzeltti. Bu Orta Doğu'daki şüpheli cinayetler, şüpheli kazaların 41.'si olarak. Ama bu İran için ilk 41... defa değil ki. Değil. Yani. Tabii. İlk defa değil. Ama bu düzeyde. Tabii. Cumhurbaşkanı, yani evet. 80 Cumhurbaşkanı düzeyinde olunca. Öldürüldü yani İran. Bir patlamayla. Yani ama tabii konu Cumhurbaşkanı olunca bir şüpheli helikopter kazası. Şimdi bir de
Eğer arkadaşlarımız varsa kazada vefat eden reisi, Dışişleri Bakanı. Bunu kaldırırsak altta görülüyor bu, arkadaşlar. Bu işte. Ha, evet, baktığımızda burada. Şimdi şu Ayetullah Ali Haşimi. Evet. Hüseyin el Abdullahiyan. Evet. Ve İbrahim Reisi. Bir de bununla ilgili de bilgi vereyim. Tebriz'dekiler çok. Bu Malik Rahmedi, bu da Türk. 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 Reisinin anne tarafından Türk olduğu iddia ediyor. Şöyle bir görüş var. Bu sadece bir görüş. İbrahim Reisinin ne kadar Hamaney'in desteğiyle gelse de bir muhafazakar kanadı son yıllarda, son dönemlerde Azerbaycan'la yakınlaşma bir örnek. Ve diğer politikalarda özellikle Türkiye'ye gelip Filistin'e, Gazze'ye Recep Tayyip Erdoğan nereden bakıyorsa biz de oradan bakıyoruz. Bir eksen kayması İran'ın olmasa bile terörle İran'ın mücadele. Evet, İran'ın güvenliğidir dedi. İlk defa bir İran Cumhurbaşkanı. Hüseyin Emir Abdülayan'ın Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir dedi. Için, güvenlikten tutun da Azerbaycan'la yakınlaşma. Orta Doğu'daki Şam'daki İsrail'in büyükelçiliği bulduktan sonra hemen ertesi gün gitti. Daha proaktif, daha farklı bir politika yürütüyor. Bunları alt alta koyalım. Ayetullah Ali Haşim az önce bir örnekken çok şey anlatmaya gerek yok. Haber Global ekranlarında Azerbaycan'la ilgili, Karabağ'la ilgili ver mesajlar. Bunu da 3 ekleyelim. Ve genç kuşakta Doğu Azerbaycan eyalet ve aşırı sevilen genç bir bürokrat. Allah rahmet eylesin. Bürokrat. Evet, bakın bunlar İran'ın geleceği. Hamaney'in alternatifi. Yok ettiler. Bir helikopterle bitti. Bakın İbrahim Reisi. İbrahim Reisi'nin alternatifi. Abdullah. Olası Ali daha iyi anlatır. O Ayetullahlar sistemi içinde kıdem olarak yükselecek. Onu sizden dinliyorum. Ama sonuçta dini liderin yerine geçmedikten sonra bir şey yok yani. İşte geçemiyorlar. Ölürsen, yok. Hayır, ölünce olarak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ölürsen geçemiyorsun. Evet. Yani İran'daki ve genç kuşak tarafından büyük ihtimalle bakanlık ya da şöyle de bir görüş var. İbrahim Reis'in ekibini almak istediği biri. Çok seviliyor. Azerbaycan, Doğu Azerbaycan vilayetinde. Hani bu tesadüf mü? Ben Orta Doğu'da hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam.